paşa değil, vatandaşa hizmet için Türkiye'ye doğan güneş Muharrem İnce. Yolsuzluk defolsun diye, işsizlik son bulsun diye, Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. Yolsuzluk defolsun diye, işsizlik son bulsun diye, Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. 7 bölgede, 81 ilde, 80 milyon güçsün diye Muharrem İnce. Özü sözü bir, halkın içinde, umudumuz cesur yürek Muharrem İnce. 7 bölgede, 81 ilde, 80 milyon güçsün diye Muharrem İnce. Özü sözü bir, halkın içinde, Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. Özgürlükler şehri Muğla, Türkiye'nin aydınlık yüzlü şehri Muğla. Merhaba! Her bir karış toprağında sevgisi... Milletin evladı, hepimizin cumhurbaşkanı, cesur yürek Muharrem İnce, Anadolu'yu karış karış dolaşıyor. Bir iki saat önce Kayseri'deydi, şu anda Muğla'ya geliverdi gari. 81 ilde, 81 Muğla bugün coşmuş. Muğla bugün buradan milletin evladını, hepimizin cumhurbaşkanını Çankaya'ya gönderiverelim mi gari? Tamam mı gari? Sesiniz gelmedi. Tamam mı gari? Hazır mıyız gari? Hazır mıyız? Tamam mı? O zaman bayrakları göreyim. Alan dışındakileri de alabildiğimiz kadar buraya alalım. Bugün burası bir kurban. Bugün buradan milletin evladını, hepimizin cumhurbaşkanını Çankaya'ya uğurluyoruz. Çankaya'ya. Şimdi herkes telefonlarından, tüm sosyal medya hesaplarından hemen şimdi yazı versin bakalım. Hashtag İnce Muğla'da. Muharrem İnce. Yazanlar el kaldırsın hemen. Yazanlar el kaldırsın. Tamam diyor Muharrem İnce. Hazır mıyız gari? Hazır mıyız? Tamam mı? Tamam mı Muğla? Haydi bakalım. 7 bölgede, 81 ilde, 80 milyon gülsün diye Muharrem İnce. Özür sözü bir. Alana girişler devam ediyor. Alana girişler devam ettiği için 1-2 dakika daha bekleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama alana gelen kardeşlerimizi de coşkuyla karşılayalım. Coşkuyla. Halkın içinde Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. Öndeki pankartları biraz indireceğiz. Evet. Kameranın önünü kapamıyor. Anlaştık. Teşekkür ederim. Üretken bir Türkiye'de, aydınlık bir geleceğe Muharrem İnce. İlimine evladı geldi. Hepimizin cumhurbaşkanı geldi. 81 ilin, 81 milyonun cumhurbaşkanı geldi. Sevgi, saygı, barış yine umut dolu. Dürüstlük geldi. Barış geldi. Kardeşlik geldi. Değişim geldi. Huzur geldi, huzur! Muharrem
bitti gari diyoruz. Her yer değil diyor. Her yer tamam diyor. Bugün Muğla'da tamam diyor mu? Tamam. O zaman şu bayrakları bir göreyim. Bayraklar, bayraklar, bayraklar. 80 milyon gülsün diye huzur deyince 80 milyon de 80 milyon gülsün diye barış deyince barış deyince özgürlük deyince barış deyince kardeşlik deyince barış deyince adalet deyince barış deyince umut deyince barış deyince değişim deyince barış deyince sevgi deyince barış deyince sadece kadınlar kadına güvence, engelliye güvence, gençliğe güvence, işçiye güvence, Türkiye'ye güvence, 13. Cumhurbaşkanı. Açıklıyorum. Şu ana kadar 86 miting içinde Muğla 1 numara oldu. Ama daha 35 civarında miting var. Güvenmeyin. Bir kere Büyük İstanbul mitingi var son günü. Ama o sizi geçerse kızmazsınız değil mi? Tamam. Şimdi bakınız. Şu anda Kayseri'den geliyorum. Hani para yatırıyorsunuz ya para. O paraları öyle harcıyoruz işte. Bak buraları harcıyoruz. Uçak kiralıyoruz. Şimdi benim rakibimde para çok. Hazinenin anahtarı onda. Örtülü ödenek, devletin uçakları, çok ganimet. Ama biz sizin yatırdığınız paralardan yoksa Kayseri'den Muğla'ya nasıl yetişeyim? Tarifeli uçakla olmaz. Helal ediyor musunuz? O zaman tünelin ucu göründü. Yalnız yarı yolda benzin bitmesin biraz daha ateşleyiz. Tamam mı? Peki. Şimdi Erdoğan bugün Eskişehir'e gitmiş. Eskişehir'de kurduğu cümleler şunlar. Ben dün Diyarbakır'daydım. Bugün Kayseri'deydim. Oradan Muğla'ya geldim. Yarın Ordu'dayım, Giresun'dayım. Ve 54 yaşındayım. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda babamın evinden başka hiçbir yerde kalmadım. Hiç tatile gitmedim. Ve mutlaka bayram sabahı babamın evinden uyandım. Bu sefer de öyle yapacağım. Diyorum ki ayrımcılık yok.
başı açık, başı kapalı. Diyorum ki AK Partili kardeşim, ülkücü kardeşim, İYİ Partili kardeşim, HDP'li kardeşim, Saadet Partili kardeşim, herkesi 81 milyonu kucaklamaya çalışıyorum. Ben barış diyorum, huzur diyorum, bir de kavga eden bir adam var. Bugün demiş ki, ben demiş istihbarata sordum, Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liydi demiş az önce. Siz yuhlamayın da ben cevap vereyim. Yuhlamayın. İstemiyorum yuhlamanızı. Ben ona cevabını veririm ya, haddini bildiririm. Yani şüpheniz mi var? Şüpheniz mi var? Şimdi bir Erdoğan, bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor? Sen bu memleketin, bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Mitinglerle uğraşma. İki. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın. Eniştenden. Üç. Sen o miting başındaki adamı değiştir bence. O sana yalan söylüyor. Bak açıklıyorum. Diyarbakır mitinginde meydanda AK Partili kardeşlerim vardı. Sana yalan söylemişler. AK Partililer vardı. Allah aşkına 16 sene bu devleti nasıl yönetti doğrusu şaşırıyorum. Böyle mi devleti yönetti? İstihbarata sormuş, miting alanında kim varmış? Yazıklar olsun böyle bir bilgi verdiyse o istihbarata. Yazıklar olsun. Siz bu işle mi uğraşıyorsunuz? PKK kol geziyor bu ülkede. IŞİD kol geziyor. FETÖ'cüler kol geziyor. Sizin işiniz Muharrem İnce'nin mitingleri mi? Bak istiyorsanız uzaydan bakın da bir sayın. 100 bin kişi mi, 150 bin bilmiyorum artık kaç kişi. Gelin bir sayın. İşte dünya... Dünya hep böyledir bak. Bir, böyle meydanda güneşin altında yananlar, bir de böyle gölgeden seyredenler vardır. Oh ne hala. Vallahi güzel. Ama sizi miting alanına saymıyorlar. Siz de gelin böyle, siz de gelin. Siz de gelin, daha kalabalık, daha güçlü, daha omuz omuza, daha yürek yüreğe. Buyurun, sizleri de bekliyorum. Kenarda duranlar bir el sallayın, göreyim sizi. Hadi gelin, sizi de bekliyorum. Sizi de bekliyorum. Dost var, düşman var. Orada durman bir işe yaramıyor. Burada duracaksın. Beraber kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe. Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle bu iş oldu. Oldu görüyorum. Oldu. Şimdi Muğla bir ay içinde, yemin edeyim bir ay içinde o Göcek tünelinden para alınmayacak. Öyle parayla tünel yok. İki, burada üniversite öğrencilerinin yurtlarda, burslarda çok zahmet çektiklerini biliyorum. Bakın çocuklar, evlatlarım, öğrencilerim, size söz veriyorum. Size söz veriyorum. 2 yıl içinde hiçbir öğrenciyi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyecek. Söz. Bir şey daha söyleyeyim. Burada Marmaris'te rahmetli Özal ya bir böyle bir gece kamını yapmıştı. Ufak bir yazlık yapmıştı. Kıyameti koparmıştı Türkiye. Öyle mi? Geldi Recep Bey, burayı yıktı. Yıktı. 300 odalı yazlık sarayı. 50 bin ağaç kesti. Bir de böyle bir duvar ördü. Duvar. Kimden
kimler gördü o duvarı? Gördünüz mü? Şimdi bakın. Bir, o koltuğa oturduğunda önce o duvarı hemen kaldıracağız. Hemen. İki, o 50.000 ağacı hemen ekeceğiz. Üç, sarayı yıkacak halimiz yok. Yıkma. Onu da engellilere vereceğim, engellilere. Onu da engellilere vereceğim. Ha bak, Muğla'dan bir söz vereyim. Hemen burada. Recep Erdoğan bugünden itibaren meydanlarda yalan söylemezse kışın eski cumhurbaşkanlarına bir hafta ona da verebilirim sana. Kışın ama. Yazın vermem. Bir şartla vereceğim eski cumhurbaşkanlarına. Bir, bugünden itibaren yalan söylemesin. Ve kışın bir hafta. Başka yok. Duydunuz mu Muğlalılar? Şimdi memleketin ciddi problemleri var. Çok ciddi problemleri var. Büyümeyi açıklamışlar. Büyüme diyor 7,4. Ya büyüme 7,4 de. Bunu hisseden var mı? Ya bunu hisseden yok. Enflasyona bakıyorsun yukarı doğru çıkıyor. Faizler yukarı doğru çıkıyor. Dolar yukarı doğru çıkıyor. Erdoğan kiminle kavga ettiyse o yükseliyor. Faizle kavga etti, faiz yükseliyor. Dövizle kavga etti, döviz yükseliyor. İnceyle kavga etti, ince yükseliyor. Ne diyor? Ne diyor? Bay Muharrem diyor. Bay Muharrem. Bay Muharrem. Ağzını açıyor Bay Muharrem. 24 Haziran'da Bay Bay Recep. Bay Bay Recep. Bay Bay Recep. Dün şöyle demiş. Bana bak Muharrem demiş. Sana hazine bakıyor. Darphane bakıyor. Örtülü ödenek bakıyor. Koca devlet sana bakıyor. Sana ne bakayım? Ben millete bakacağım, millete. Sana ne bakayım? İstediğim şu. Bir tek şey istiyorum. Fazla değil. Bir tek. Ben ekonomistim diyor. Ben de diyorum ki ben fizikçiyim. Hem de diplomalı fizikçi. Diplomalı. Sen ekonomistsen, unuttuğum bir şey var. Dünyada Nobel Ekonomi Ödülünü alan ilk kişi fizikçidir. Hem de diplomalı. Şimdi bir şey istiyorum. Sayın Recep Erdoğan'dan bir şey istiyorum. Madem ekonomistsin, madem ustasın, bir akşamcık bir televizyona benim karşıma çık. Hadi. Hadi gel. Başka hiçbir şey konuşmayacağım. Diplomanı sormayacağım. Beynirden düşmeni anlatmayacağım. Haramları anlatmayacağım. Yalanları anlatmayacağım. Tek bir şey, tek. Ekonomi. Ekonomi. Sadece ekonomi konuşacağız. Sayın Erdoğan, yüreğin varsa, bilgin varsa, cesaretin varsa çık karşıma ekonomi tanışalım. Karşıma çık, karşıma. Öyle gidip ben Muğla'dayım, sen Eskişehir'desin. Olmaz. Televizyona çıkalım. Herkes eteğindeki taşı döksün. Cari açık 55 milyar dolar. 250 milyar dolar ithalat yapmışız. Gençlerin %20'si 25'i işsiz. Mutfaktaki enflasyon %30'a gelmiş. Yanıyor. Türkiye yanıyor. Türkiye bir duvara çarpmak üzere. 16 yıl sonunda ben diyorum ki 10 yıl sonra dünya çok değişecek. Çok. 1969'da
Amerikalılar Ay'a gitti. Ay'a gittiklerinde NASA'nın bilgisayarlarının kapasitesi 2011 yılında, ver yavrum şu telefonu. Şu telefonun kapasitesi neyse 2011 yılında 69'da NASA'nın kapasitesi oydu. Bugün bu telefonun kapasitesi 69'daki NASA kapasitesinin tam 10 katı. 10 katı. Dünya değişti. 10 sene sonra tıp, bugünkü tıp yerle bir olacak. Yerle bir olacak. Her bir kişiye ayrı tedavi olacak. Her birinin genetik haritasını çıkaracaklar. Daha zor hastalanacaksınız. 10 sene sonra. Duvarlarda bildiğimiz kağıtlar olmayacak. Duvarlarda ekranlar olacak. Oradan haberleşeceksiniz. Robotlar, kadınlar size sesleniyorum, kadın arkadaşlarım. Robotlar sizin elektronik çocuklarınız olacak. Elektronik çocuklarınız olacak. Ona ben karışmam. Ve bambaşka bir dünya olacak, bambaşka. Yani bu telefonlar, şu kullandığınız telefonlar silikon. O gidiyor. 2020'de bu telefonların hiçbirini kullanmayacaksınız. 2020'de kuantum telefonlar geliyor. Bambaşka bir dünya geliyor. Her şey değişiyor. Sürücüsüz araçlar olacak. Sürücüsüz. Ben size 30 sene önce görüntülü cep telefonu deseydim inanır mıydınız? İşte bu dediklerim 10 sene sonra bunlar olacak. Onun için Türkiye'ye bir fizikçi lazım, fizikçi. Türkiye'ye bir fizikçi lazım. İHA, Türkiye karar verecek. Ya fizikçiyi seçecek, ya kekçiyi. Hangisini seçecek? 16 senenin sonunda projeye bak, projeye. 3 tane projesi var. 1, stat yapacak. 2, park yapacak. 3, kıraathane yapacak. Ya sanki belediye başkanı. Sana söylesem sen ondan iyi yaparsın ondan. Sanki belediye başkanı. Ya sen belediye başkanı mısın, cumhurbaşkanı mısın? Diyor ki, bak diyor, Bay Muharrem diyor. Her mahalleye diyor bir tane diyor şey. Kıraathane, çaylar gelsin, kekler gitsin. Bedava diyor. Çalma projeyi. Al senin olsun. Onu kim çalacak ya? Her mahallede kıraathaneler dolu zaten. Yalnız var ya, o kıraathanelerin keklerini bile tek merkezden bir yandaşa sattırabilirler. Onu bile yapar. Ustayım diyordu, meğer kek ustası. ...81 milyona sesleniyorum. Bakınız, öğleyin gittin kıraathaneye, keki yedin, iş yok güç yok. Yani diyor ki millete, siz diyor öğretmenler sizi atamayacağım, gıda mühendisleri sizi de atamayacağım, çocuklar hepiniz işsizsiniz, kıraathaneye gidin bir kekle idare edin, değil mi? Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan'a oy versin. İş isteyenler, gelişmiş bir Türkiye isteyenler bana oy versin. Çalışıyor. Bak Erdoğan, aslım belli, neslim belli. Nereden geldiğim belli. Benim kim olduğumu soruyorsan, ben Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever bir fizik öğretmenim.
arkadaşlar şimdi anlayacaklar hangi videoyu söylediğimi. Aday olduğunda dedim ki ya Türkiye çok gergin. Türkiye'nin uzlaşması lazım. Türkiye'nin barışması lazım. Şu siyasetteki tansiyonu biraz düşüreyim dedim. Gittim. Sayın Akşener'i ziyaret ettim. Sayın Karamollaoğlu'nu ziyaret ettim. Sayın Demirtaş'ı ziyaret ettim. Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Ve sonra gittim. Ya dedim bu yetmez. Daha da bir adım daha atayım. Barıştırayım Türkiye'yi. Bir adım daha atayım. Onun çocukları nasıl olsa bedelli askerlik yapıyor. Paralı yapıyor. Ona bir şey olmuyor. Fakir bu kararın çocuğu ölüyor. Gittim. Dört adayın hesabına 500 lira da para yatırdım. Onların benim 500 lirama tabii ki onların ihtiyacı yok. Ama ortamı yumuşatayım dedim. Ve dört adayı da ziyaret ettikten sonra sabahleyin Hakkari'ye gittim. Hakkari'ye geldim meydana. Herkesin elinde Türk bayrağı. İzmir marşı çalıyor. Ben nereden bileyim adam HDP'li olur, CHP'li olur, Saadet Partili olur. Hepsi benim kardeşim. Hepsi bizim kardeşim. Meydan dolu. Ellerinde Türk bayrakları. Ben de çıktım sahneye. Aynen şöyle dedim. Dört adayı da ziyaret ettim. Sayın Akşener'in, Sayın Karamollaoğlu'nun, Sayın Demirtaş'ın, Sayın Erdoğan'ın size selamı var dedim. Bunu söyledim. Şimdi burada ne olmuş? Sadece Demirtaş kısmını almış. Sadece onu kesmiş orayı. Mesela İç Anadolu'ya gidiyor. Karadeniz'e gidiyor. Bakın diyor. Demirtaş'ı ziyaret etmiş diyor. Bir. Gizli saklı bir şey yapmadım. Ettin mi? Ettin. Sana mı soracağım kime? Sana mı soracağım? İki. Ya bu memleket için seni bile ziyaret ettim. Sana bile karına. Sırf bu millet için. Şu videolarımı gösterelim. Bakın. Bir kısa film göstereceğim size. Hapishaneden Sayın Demirtaş'a gittim. Onların selamlarını iletiyor. Hiç kimseye ötekileştirmiyor. Bakın. Diyor ki bak diyor Demirtaş'ı ziyaret etmiş diyor. Bak diyor video o kısmını kesmiş. Orasını izletiyor. Gerçeği ise şu. Açalım. Hiç kimseyi elinin tersiyle itmeden herkesi severek Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim. Oradan Sayın Akşener'e gittim. Oradan dün hapishanede Sayın Demirtaş'a gittim. Sonra akşam Sayın Erdoğan'a gittim akşam 21'de. Bütün adaylar Hakkari'lilere bizden de selam söyle dediler. Onların selamlarını iletiyorum. Şimdi bu yapıdaki bir insan Türkiye'yi barıştıramaz. Türkiye'yi kucaklayamaz, Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Bakın bana neler yapıyorlar göstereyim size. Şu cami fotoğraflarını da bir göstereyim size. Bakın. Cami fotoğraflarını. Aydın'a geldim, Harmandal'a oynadım. Gerçi bir gün içinizde iyi bilen varsa Kerimoğlu Zeybeli'de oynarım ben. Var mı? Yok, bunun olmaz. Ama sözüm söz, Cumhurbaşkanı olunca gelip oynayacağım. Söz. Evet, şimdi bakınız. Uşağa bindim, traktöre bindim. Köylü çocuğum ben. Traktöre binerim, romokla da geri yanaştırırım. Zor iştir o. Herkes yapamaz onu. Yani o lüks arabaların içinde büyümedik biz. 11-12 yaşında traktör üstünde büyüdüm. Yani Erdoğan'la farkım şu. O beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim.
o sarayını ben milletin evladıyım. O 4500 liraya, kilosu 4500 liraya beyaz çay içiyor, ben sizin bildiğiniz siyah çaydan içiyorum. Şimdi bakın, traktörü resmi almış, camiye koymuşlar. Samsun'a gittim, bisiklete bindim. Görüyorsunuz değil mi montaj? Bisikleti oraya camiye yerleştiriyor. Aydın'daki zeybek oynayışımı görelim. Görelim. Evet. Camide zeybek oynuyor. Ahlaksızlığı görüyor musunuz ahlaksızlığı? Bakalım. Bakalım daha neler yumurtlayacaklar. Ya bu işleri, montaj, dublaj işlerini FETÖ yapıyordu. Meğer FETÖ'den öğrenmişler bunu. FETÖ'den. Bunu FETÖ'den öğrenmişler. Muğla'ya gelirken de gördüm. Yazmışlar. Vakit Türkiye vakti diye. Ben bir slogan buldum onlara. Siz de yayın bunu. Ne biliyor musunuz? Vakit jübile vakti. Oldu mu? Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? Bir. Merkez Bankası'nı bağımsız yapacağız. İki, kamu ihale kanununu 180 kere değiştirdiler. Yandaşlara kıyak yapmak için. Bunu engelleyeceğiz. Üç, kamuda yükselmelerde asla partizanlık yapmayacağız. Asla. Kamuda yükselmelerde liyakat esas olacak. Dört, parayı nereden bulacaksın? Suriyelilere 40 milyar dolar nereden bulduysa ne oradan bulacak? Türkiye'yi topyekün kalkındıracağız. Topyekün. Yani turizm öne çıktı. Tarım geride kaldı. Olmaz. Bakın şimdi burada genç çocuklar var. Genç çocuklar var büyüme aşamasında. Bu çocuğun bütün organları büyürken bütün uzuvlar aynı anda büyür. Bir uzuv fazla büyürse ortaya garip bir durum çıkar değil mi? Türkiye'de öyle. Hem sanayide büyüyecek, hem turizmde büyüyecek, hem eğitimde büyüyecek. Hepsi birlikte olacak. Yani turizmde hedefimiz ne? Bir, turizmi 12'ye yayacağız. Turizmde entegre turizm bölgeleri oluşturacağız. Hedefimiz ne turizmde? Hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm gelir. Bunu yapacağız, bunu başaracağız. Ama turizmde bunları yaparken zeytini tarımı unutamayız. Unutamayız. Geleceğim tütüne, bekle. Tütün benim çocukluk ürünüm. Bekle, tütüne geleceğim. Zeytinyağını unutamayız. Bakın zeytinyağını bizden İtalya alıyor. Dökme olarak alıyor. Bizde marka yok çünkü. Gidiyor, şişeliyor onu İtalya'da. Bizden 1 liraya alıyor, 20 liraya satıyor. Türkiye televizyon üretiyor ama markası olmadığı için 10 euro kazanıyoruz bir televizyondan. Türkiye otomobil üretiyor, markamız olmadığı için, Mercedes'imiz, BMW markamız olmadığı için bir arabadan 100-150 euro kazanıyoruz. Marka yaratacağız. Marka. Marka. Markayı kimle yapacağız? Gençlerle, gençlerle. Onlarla başlayacağız. Türkiye'nin sanayisinin dörtte biri atıl şu anda, atıl. Çalışmıyor. Dörtte biri atıl. Meralar atıl. İnsan kaynakları atıl, tarım alanları atıl, denizler atıl. Ne balıkçılık gelişmiş, ne denizden ulaşım. Bunları devreye sokacağız. Topyekün bir kalkınma, güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye, refah içinde bir Türkiye yaratacağız. Şimdi geleyim tütüne. Bak tütüne geleyim. Benim çocukluğum tütün tarlalarında geçti. Sabah dörtte kalkardık anamla.
beygiri koşardım at arabasına. Giderdik tarlaya. Anam tütünleri kırardı. Ben de arkasından toplardım. Sabah 8:30-9 gibi eve gelirdik. O eller zifir içindedir. Çabuk da çıkmaz. Sonra bir de yemek yapacaksın, tarhana çorbası. İşte öyle büyüdüm ben, onu biliyorum. Geçen gün Adıyaman'a gittim. Tütün dünyanın en zor işlerinden birisidir. Bütün aile çalışır. 7 yaşındaki çocuk da çalışır, 70 yaşındaki nene de çalışır. Ve Adıyaman'da bir Adıyamanlı köylü dedi ki, bize dedi tütünü yasakladılar. Tütün ekeni hapse atıyorlar dedi. Dedim ki Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı olayım. Bu işi dedim 15 günde çözeceğim. 15 günde. 15 gün. Erdoğan gelmiş demiş ki Adıyaman'da, tütün demiş zararlıdır. Tütün zararlıdır. Tütünün zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tütünde zehir var demiş. Peki Adıyamanlı'ya, Muğla'lı'ya tütünü yasaklıyorsun, ektirmiyorsun. Millete Amerikan tütünü içiriyorsun. Türk tütününde zehir var da Amerikan tütününde vitamin mi var Erdoğan? Erdoğan'la benim aramda bir fark daha var. AK Partili kardeşim, Ülkücü kardeşim, HDP'li kardeşim, Saadet Partili kardeşim, senin vicdanına sesleniyorum. Adıyamanlı'ya, Muğla'lı'ya Türk tütününü yasaklayıp Amerikan tütün şirketlerine bu milleti teslim eden Erdoğan, o Türkiye'yi Brüksel'den yönetiyor, Moskova'dan yönetiyor, Washington'dan yönetiyor. Ben Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim. Ankara. Bir şey daha söyleyeyim. Benim cumhurbaşkanlığımda asla 600 milletvekili olmayacak. Düşecek mi sayı? Öyle yanma yok. Yani Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 600 milletvekili. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 300 milyon. 535 milletvekili. Rusya'nın nüfusu 150 milyon. 450 milletvekili. Yani Rusya'nın nüfusu 150 milyon, Türkiye'nin iki katı. Milletvekili sayısı 450. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 600. Biz 600 milletvekiline o kadar maaş, o kadar ödenek veremeyiz kardeşim. Veremeyiz. Bunu da değiştireceğiz. Bu memleket için projemiz 3B. Bir barışacağız. Hemen barışacağız. Hemen. 2. Büyüyeceğiz. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Zenginleşeceğiz. 3. Bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. Adil. Bir emeklinin en düşük maaş 840 lira. En yüksek emekli maaşı 6500 lira. 9 kat fark var. 9 kat. Finlandiya'da 2 kat fark var. İşte emekliler arasında 9 kat fark olursa o ülkede barış olmaz. O ülkede kardeşlik olmaz. O ülkede hakkaniyet olmaz. O ülkede üretim olmaz. O ülkede gelişme olmaz. Bunu dengeleyeceğiz. Dengeleyeceğiz. Yargı. Erdoğan ayağa salona giriyor. Yüksek yargıçların hepsi ayağa kalkıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Kalkmamalı.
Çay toplayan bir yargı olmaz. Yani gerektiğinde o yargı delille yargılayabilmeli. Geçen gün bir Danıştay üyesi kadın benim aleyhimde tweet atıyor. Benim Cumhurbaşkanlığımda bir Danıştay üyesi ya da Yargıtay üyesi benim rakiplerim hakkında asla tweet atamaz. Atamaz. Atmamalı. Meydanlarda Erdoğan sürekli böyle yapıyor değil mi? Böyle yapıyor. Gerçi dolar 5 lira oldu ama o hala 4 diyor. Bunun anlamını biliyor musunuz? Anlatayım mı size? Çok az çıkıyor sesiniz ya. Anlatayım mı? Tamam mı? Sıcak fena vuruyor tabii ters yönde. Şimdi bakın Erdoğan'ın bu işaretini anlatayım. Erdoğan'ın döneminde yolsuzluk var mı? Bit parmak. Erdoğan'ın döneminde yoksulluk var mı? Erdoğan'ın döneminde yasaklar var mı? Erdoğan'ın döneminde yalan var mı? Aha sana Rabia. Türkiye zeytinyağı da dünyada ilk sıralarda Tunus'tan zeytinyağı alıyor. Ya Uruguay'dan inek alıyor. Euro ile Bulgaristan'dan saman alıyor. İnek ithal, saman ithal, sonra diyor ki hayvan yerli. Peki portakal da alıyor, her şey alıyor. Sıkı durun, sıkı durun, şimdi bir şey alıyorlar Çin'den. Çöp alıyorlar. Çöp ithal ediyoruz. Türkiye'nin geldiği noktaya bakın ya. Biz Türkiye'de artık çöp ithal ediyoruz. Çöp. Şimdi bu yeni dönemde en önemli farkını söyle bana derseniz onu söyleyeyim. Bir, siyasetçi hep geldi meydanlara, dedi ki kemer sıkacaksınız dedi vatandaşa. Ben size söz veriyorum, vatandaş kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak benim. Devlet. Saray yok, saltanat yok, bunlar yok. Şimdi bakın, size bir mutfak göstereyim. Bakın, bir mutfak. İzletelim arkadaşlar. Bir mutfak görün de paralarımız, vergilerimiz nereye gidiyormuş siz de görün. Sarayın mutfağı. 35 ağaç varız. 47 daha hazırlanacak. Bir de tutumlu büyük aşçılardan hazırlıklarda gelen masa Cumhurbaşkanı'nın oturacağı masa. 16 dilim bir yuvarlak, tam 17 masa var burada aslında ama bakışta dev bir masa gibi görünüyor. Şehzade aşı çorbası. Osmanlı mutfağında. Mantarlı bonfile sarma var. Aynı anda hareket ediyorlar. Hem riskli hem zor görevleri. Bak bir de Muharrem İnce yer sokması. Pergeli koyun. Şöyle çizin 2 kilometre. İstanbul'da, Ankara'da. 2 kilometre içinde tam 5 tane AVM. 5 tanesi 500 milyon dolar. Doktor mülazim. Geldi.
geldi. Doktor geldi. Şuradan geçin ön tarafta. Bir AVM 100 milyon dolar. 2 kilometre çapındaki bir yerde 5 tane AVM var. 500 milyon dolar. Şimdi bakınız. Siz gömlek satıyorsunuz, gömlek. 5 AVM olunca 5 tane dükkan tutuyorsunuz. Dolayısıyla 5 dükkan tuttuğunuz için gömlekçi olarak 5 tane kira ödüyorsunuz. Dolayısıyla 10 liraya satacağınız gömleği 50 liraya satıyorsunuz. 2. Siz tüketici olarak gömleği pahalıya alıyorsunuz. 2. Hiçbir üretimi yok AVM'nin. Halbuki o 5 AVM yerine 1 AVM yapılsa sen gömleği daha ucuza alacaksın. 400 milyon dolar da kenara kalacak. Bir fabrika 20 milyon dolar. 400 milyon dolarla 20 fabrika yaparsın. Bir fabrikada 2000 kişi çalışsa 20 fabrikada 40 bin kişi yapar. Ekmek sahibi olur. Birinci yanlış burada. İkinci yanlış. Avrupa'ya gidenler bilir. Her 10 kilometrede bir benzinlik vardır. Pardon, her 50 kilometrede bir benzinlik vardır. Türkiye'de her 10 kilometrede bir benzinlik vardır. Bir benzinlik 5 milyon dolar. 100 kilometreyi düşünün. 100 kilometrede Avrupa'da 2 benzinlik, Türkiye'de 10 benzinlik var. 5 milyon dolar, 10 benzinlik 50 milyon dolar. 2'ye düşürdüğüm zaman 40 milyon dolar kaldı. 40 milyon dolara 2 fabrika kurarsın. 2'şer binden 4 bin kişi çalışır. Benzinci ne iş yapacak? Benzinciye ne iş yaptırırsın biliyor musun? Güneş enerjisini yaptırırsın. Güneş enerjisi. Bravo! Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli %130. %130. Yani Türkiye güneş enerjisini değerlendirse 100 tüketiyor, 130 üretebilir. Ama bütün bunları yapabilmek için teknolojiyi bilmek lazım. Bu kindar nesille olmaz. Erdoğan ne diyor? Dindar ve kindar nesil. Ben dindar nesile karşı değilim. Dindar nesil devletin görevi değil, ailenin görevi. Aile isterse dindar nesildir. Ama devletin görevi var. Matematik öğretmek devletin görevi. Bakın burada söylüyorum. Her yerde aynı şeyi söylüyorum. Kıvırmak yok. Diyarbakır'da ne konuşuyorsan Trabzon'da onu, Muğla'da onu konuşuyor. Din eğitimini nasıl yapacağız? Din eğitimi. Din eğitimi şöyle olacak. Muhafazakar bir aile diyorsa ki benim çocuğuma haftada bir saat, iki saat din dersi yetmez. Din kültürü ve ahlak bilgisi yetmez. Ben kelam istiyorum, fıkıh istiyorum, siyer istiyorum, hadis istiyorum derse baş üstüne hemen seçmeli olarak vereceğiz. Öbürü de diyorsa ki ben zorunlu din dersini istemiyorum. Hay hay, sana da vermeyeceğiz. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir sorunu Türkiye 40 senede çözemez. Cesaret yok. Dürüstlük yok. Dürüst değil Türk siyaseti. Açık açık çıkacaksın, tavır koyacaksın. Bazen partiyle de ters düşeceksin. Benim gibi. Diyeceksin. Dokunulmazlıklar konusunda ters düştüm. Ben hayır oyu verdim. Dinlemedim. Hayır oyu verdim. Bugün olsa aynı şeyi yaparım. Türkiye'nin sorunlarını ilkeli siyasetle çözeceğiz. Dürüst siyasetle çözeceğiz. Öyle beli plastikten olan siyasetçi olmayacağız. Omurgalı, dik duran, ilkeli bir siyaset. Hep birlikte başaracağız.
Çok teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyorum. Yani dört köşeyi düşünün. Kırklareli'ye gittim. Edirne'ye gittim. Artvin'e gittim. Hakkari'ye gittim. Muğla'ya gittim. Ta ortasına da gittim. Müthiş bir değişim rüzgarı var. Şimdi sizden istediğim şu. Bir, oyunuzu kullanın. İki, sandığa sahip çıkın. Üç, sandık sayılırca okul bahçesinde olun. Dört, akşam ilçe seçim kurulunun, il seçim kurulunun önüne gidin. YSK'yı bana bırakın. Bak. Geliyorum. Acele etmeyin. Avukat arkadaşlarım bir el kaldırır mı avukat arkadaşlar? Evet. Avukat arkadaşlar, okuyor musun? Aferin sana. Peki, avukat arkadaşlarım. Cübbeleriniz bak, kardeşimiz cübbesiyle gelmiş. Ona bir alkış. Avukat arkadaşlar, cübbeleriniz aracınızın içinde olsun. Ben pazar günü Yalova'da oyumu kullanıp hemen Ankara'ya gideceğim. Ankara'da olacağım. Bunlar böyle alavere dalavere yapmaya başladı mı? Başlasın ya da başlamasın. Ben sandalyemi alıp YSK'nın önüne gideceğim. YSK üyelerini avukat arkadaşlar her an sizi Ankara'ya çağırabilirim. Cübbelerinizle. YSK üyeleri uyarıyorum. Görevinizi düzgün yapın. Türkiye'nin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım. Sokağa çıkamazsınız. Hiç kimse korkmasın. Teşekkür ederim. Hepinizin Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, AK Partili kardeşlerim, HDP'li kardeşlerim, Saadet Partili kardeşlerim, MHP'li kardeşlerim, İYİ Partili kardeşlerim, hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Sağ olun. İşte Muğla, işte milletin evladı. İşte Muğla, işte hepimizin Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı, Muğla Spor Kulübü Başkanı size Muğla Spor Forması hediye etmek istiyor. Çankaya Müzesi'ne konulmak için efendim. Güneş sular revince, yanına şadi, adamda şah hizmet için Türkiye doğan güneş sular revince. Bereketli. Aynı zamanda Muğla Yörük Obaları Dernek Başkanı ve Yörük Obaları Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akçam Beyefendi size sarı yağlık, kasket ve tespih hediye etmek istiyor. Kendisini davet ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'le birlikte. Başkanımızla birlikte hepimizin Cumhurbaşkanı Muğla'dan tüm Türkiye'ye barış dilerim. İlim ile, irfan ile,
mutluluk et.